Bir sürü bilgileri içeren kitap şu anda karşımda. Uyku rahatsızlıkları. Uykuya dalamama ve sık sık uyanma. Korkulu rüyalar görme. Yatağı ıslatma. Bacakların çırpınması. Uyku anında solunumun geçici olarak durması. Bunlar hepsini hocam bir maddeler şeklinde kitabınıza yazmışsınız. Aşırı yorgunluk, evet. Uyuma uyanma ritminin bozulması, alkol falan, dişlerimizi sıkma uyku halindeyken. Bunların tamamı uyku problemleri, evet. Uyku sorunları. Ve burada bir şey söyleyeyim, o da çok önemli. Karabasan diye bir olay var. Birçok insanda oluyor karabasan. Doğru. Karabasan her ülkenin kendilerinde farklı farklı nitelendiriliyor. Mesela Rusya'da evi ruhu bastı diyor, düşünüyorlar. Almanya'da mesela cadı bastı diyorlar. Türkiye'de de karabasan diyorlar. Karabasan, evet. Amerika Birleşik Devletleri'nin de bir millet olma, sonradan bir millet olduğu için, derin bir kültür olmadığı için onlar da uzaylılar geldi diye düşünüyoruz. Evet. Uzaylıların her milletin kültüründe farklı farklı karabasan olayı var. Doğru. Karabasan aslında bazılarının inandığı gibi cin, peri vesaire değil. Bir hastalıktır, uyku hastalığı. Uyku rahatsızlığı, uyku felci. Doğru. Uyku felci. Şimdi karabasan olan kişi için çok basit bir formül var. Ağzı açık değil ama şöyle ağzı kapalı bir bıçak. Ağzı açık olursa tabii yatarken kafasını yerine saplanabilir. Kapalı olması lazım, doğru. Evet. Yastığının altına korsa bu beyindeki dalgaları etkiliyor. Ağzı kapalı bir bıçak. Yastığın altına korsa beyindeki elektromanyetik akımları düzenliyor metal. Böylece kişi de uyku apnesi, uyku felci dediğimiz karabasan olayı olmaz. Hocam anahtarı koysak olmuyor, yastığınızın altına. Yani metal derken çatal falan da olmaz mı? Bıçak ağzı mı? Ağzı kapalı bir bıçak koyabilirsin. Veyahut da şey de olabilir tabii. Metal anahtar olur mu? Aklıma geldi şimdi. Olabilir. Metal yani. Olabilir. Ağzı kapalı. Bu beyindeki elektromanyetik dalgaları etkiler, düzene sokar. Böylece karabasan olayı olmaz. Birçok kişi üzerinde denendik bu. Yani denenmiş bir bilgi bu. Şöyle düz yattığımızda falan derler. Hani İnsan üzerine böyle bir yavaş yavaş gelir. Evet, bir şeyler gelir. Her ülkede tanımları farklı herhalde. Cazılar bastı, uzaylılar bastı falan değil mi? Evin ruhu bastı vesaire. Herkes bir şey söyler. Söylediği gibi tabii. Kültürü, rüyanın içerikleri de öyle oluyor. Tıp da onaylıyor. Evet hocam. Yok söylediği doğru. Gerçi evet. Rüyaların, gördüğümüz rüyaların özellikleri yani nitelikleri dediği gibi arkadaşımızın o ülkenin kültürüyle ilgilidir. Doğru. Şimdi Afrika'daki, Mozambik'teki bir adam putperestse, değil mi, o putperestlikle ilgili rüyalar görür. Bizde de biz Müslüman olduğumuz için karabasan. Yani karabasanlarımız işte şeytan filan olur, değil mi? Doğru, kesinlikle. Yani kötü olanı söylüyor. Doğru, tabii. Kesinlikle. Tabii.